Expo TV olarak Aksaray ve bölgesinde seçim özel çalışmalarımız kapsamında sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz ve Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeyiz. Yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi Sultanhanı ilçe belediye başkan adayı Sayın Fiyay Şanlı var. Sayın Şanlı, öncelikle teşekkür ediyoruz efendim, bizi kırmadınız. Seçim çalışmalarına ilişkin bilgiler alacak olursak, Sultanhanı ilçesinde şu an için neler yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Expo TV'ye de teşekkür ederim sesimizi duyurduğu için. Size hepiniz hoş geldiniz. Sultan'da seçim çalışmaları, Türkiye'de ilk hareketi veren benim. Siyasi hayatta devam etmeye adaylığını ilk açıklayanlardan biri benim. Sultan'ın halkının isteklerinin üzerine gördüğüm eksiklikleri, yapılamayan faaliyetleri, eksiklikleri gördüğüm için aday oldum. Sultan'a iyi bir hizmet için yola çıktım. İnşallah Rabbim 31 Mart'ta bizi zaferle taşlandırır. Biz de bu hizmetleri yapmaya talibiz. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi olarak il ve ilçe teşkilatınızla birlikte Sultanhanı'nda güçlü bir seçim kampanyası yürütüyorsunuz. Ve kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman da seçim yarışını önde götüren adaylardan bir tanesiniz. Yeni dönem için projelerinize değinecek olursak, seçmeninize hangi vaatlerde bulunuyorsunuz? Sultanhanı'nın öncelikli sorunları sizin için neler? Sultanhanı'nda birçok eksiklikler var. Yapılamayan faaliyetler var. Sultanhanı'nda bir tane kervansarayımız var şu anda içerisinde oturduğumuz. Bunun önünde bir 2500 metre bir alan var. 2500 metre alanı turizm gelirini bütün halka eşit pay etmek için 200 tane dükkan yapacağım ve bütün halka imkan sunacağım ve turizmden gelirini herkes eşit faydalanacak. Yani bir kişi iki kişi faydalanmış, Sultan'ın bir faydası yok. Artı hanım kardeşlerimiz var, kız kardeşlerimiz var. Beni abileri görsünler, dayıları görsünler, amcaları görsünler. Bunların hepsine hizmet etmeye geliyorum. Bütün halka eşit olarak, ayırmadan, ayrıştırmadan deyip sloganımız var zaten. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Özellikle hanım kız kardeşlerime her mahallede bir kadın hattı ve merkezi kurarak onları iş hayatına kazandırmak, meslek hayatlarına kazandırabilmek için faaliyetlerde bulunacağız. İnşallah onu da bu kervansarayın içerisinde onlara satma türünden gelirinden eşit faydalanmak için sattıkları, yaptıkları ürünleri burada satmak için imkanlar sunacağız. Peki gençler için projelerinizi ele alacak olursak efendim, gençlere yönelik hangi çalışmalara imza atmayı düşünüyorsunuz? Şimdi gençlerimize baktığımız zaman daha önceki şu andaki mevcut başkan 16 tane 17 tane projesi var. Sosyal alanlar, yüzme havuzları, işte bir sürü sosyal faaliyet alanlarını yapmamış. Ve Sultanhanı'nın sadece adı ilçeyle kalmış. Burayı bir an önce ilçe görünümüne kavuşturmak için yola çıktık. İnşallah gençlerimize bütün sosyal imkanları vereceğiz. Aksaray'a gitmelerini engelleyeceğiz. Burada eğlenmeleri için imkanlar sunacağız. Onlar nasıl bir yaşam tarzı istiyorlarsa biz o imkanları onlara sunacağız. Yani bugün ilçeye girdiğimizde insanlar, yabancı halkımız var burada yaşayan, memurlarımız var, BOTAŞ'ta arkadaşlarımız var, dışarıdan buraya göçmüş arkadaşlarımız var ama her akşam Aksaray'daki kafelere gitmekteler veya da başka Aksaray'daki eğlence merkezlerine, kafeye falan gitmekteler. Biz bunları mutlaka Sultanhanı'na kazandıracağız. Bu gençlerimizi burada yaşam için aile bireylerine bir ortam sağlayacağız ki böyle ailece gitsinler, otursunlar, kahvelerini içsinler, çaylarını içsinler, bir kültür geliştirmeye planlayacağız. Şimdi şu andaki mevcut başkan sadece Sultanhanı'nda belediye ve kervansaray üçgenin arasında kalmıştır, sıkışmıştır. Halka eğilememiştir. Halkın isteklerine talep verememiştir. Biz bu yüzden aday olduk zaten. Bu eksikliği biz gördük ve Sultanhanı Belediye Başkanlığı'na talip olduk. Peki efendim, teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgileri. Son olarak Sultanhanı seçmenlerinize seslenmek isterseniz mesajınız ne olur? Şimdi Sultanhanı'nda inşallah 31 Mart'ı bütün seçmenimle zafere ulaşacağıma inanıyorum. Sultanhanı Belediye Başkanlığı'na 4000 oyla geliyorum. Bu 4000 oyunu ben aldığımı hissediyorum. Şu saatten sonra ben bu zaferi biz alacağız. Bütün vatandaşlarımız buna müşteri olsun. Şimdi birkaç bir şey ekleyebilir miyim? Tabii, buyurun efendim. Şimdi Sultanhanı'nda biliyorsun Bekir Ağa Camisi var. Ve cenaze namazında yer bulunmuyor. Cuma namazında yer bulunmuyor, kılınamıyor. Biz burada İslam'a da hizmet edeceğiz dedik. O camiyi oradan külliye tarzına çevireceğiz. Önüne büyük bir meydan açacağız. Caddeleri, sokakları tamamen yenileyeceğiz. Ve pırıl pırıl bir sultanını yapmak için geliyoruz. Ahmet'le, Mehmet'le benim bir çelişkim yok. Ben sadece bilgim ve ekip arkadaşlarımla birlikte ben bu bilgilere de sahip olduğuma inanıyorum. Ve Sultanhanı'nın Aksaray'dan Konya yolu var. Etraflar atıllaşmış, sokaklar. Ben aday çıkana kadar çöpler toplanmadı, temizlikler yapılmadı. Yollara kum serdiler.
Millet tozdan oturamıyor. Ben bu yolları bütün kız kardeşlerimin rahatsızlığını hissediyorum. Bacılarımın rahatsızlığını hissediyorum. Onları mutlaka sıcak asfaltla ulaştıracağım. Bütün Kırkaba, Kırkdelik mahallelerine de mutlaka istikametin bu ucuna da Kırkdelik var yani. Oraya da doğalgaz getireceğime söz veriyorum. Artı bütün Sultanahan'ın aşığı olacağım, ışığı olacağım, suyu olacağım. Ne gerekiyorsa bütün vatandaşın hizmetine ben amede olacağım. Mutlaka onlara hizmet yapacağım. Hizmet için hiç kimseyi ötelemeyeceğiz. Hiç kimseyi hizmetten geri koymayacağız. Bizde ikilik yok, ayrımcılık yok, ego yok. Yani tamamen halk için çıktım. Halkın içinden birisiyim. Ben bu vatandaşıma hizmet için geldim. Sizden de teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Haberin detayı anadoluekspres.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.